Merhabalar, Üsküdar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Hayat Boyu Öğrenme Programı'na hoş geldiniz. 14. bölümü sunduğumuz bu programda ileri Excel eğitimimizi konuşacağız. Konuğumuz Ahu Bahar Tanaçer hocamız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Rüştü hocamla birlikte yine ileri Excel'le bizim en sevdiğimiz konulardan biri olan eğitimimizle ilgili hocamıza sorularımız olacak. Eğitimi mümkün olduğu kadar sizlere anlatmaya çalışacağız. Herkesin bildiği bir konu aslında dediğimiz hocam ama aslında herkesin de çok fazla bilmediği bir alan. Çünkü Evet. Ben de sizden bazı arkadaşlarımla birlikte bu eğitimle ilgili bir demo sayılabilecek sizden eğitim aldık. Ve ben burada Excel'i çok da iyi bilmediğimi gördüm sayenizde. Çünkü biz biraz pratik hareket ediyoruz Excel'i veya diğer programları kullanırken. Aslında ne kadar kolay olduğunu ve pratikte bize ne kadar avantaj sağladığını göremeyebiliyoruz. Evet, sizle başlayalım hocam. Siz Excel'le ilgili, bize programla ilgili neler söyleyeceksiniz? Ben Excel'le ilgili konuşmak istediğim aslında bugün bayağı birçok şeyler evet. var. Amacından neler yapabileceğimize kadar her şeyle ilgili. Ben konuşmama öncelikle bir babamın bir anısıyla başlamak istiyorum. Hani bu program böyle bir söyleşi havasında olduğunu biliyorum. O yüzden böyle bir şeyle başlamak istedim. Normalde 1985 yılında aslında biliyorsunuz Windows programı ilk olarak 1985 yılında bulundu ve normal insanların hayatlarında çığır açan bir şey oldu. Fuarlarda gösterilmeye başladı bilgisayarlar ve babam da bir fuara katılıyor ve fuarda normal bilgisayar tanıtımı yapılıyor. 1982 yılında açtığı işi 1985 yılında bu Windows'u görmesiyle değiştiriyor ve bilgisayara döndürüyor. Normalde bilgisayarla ilgili bu bizim kaderimizi değiştiren olay da bu şekilde başlıyor. Yani Excel 1989 yılından beri hayatımızda var ve 1985 yılında böyle bilgisayar üzerine de satışlar yapmaya başlıyor. O zamanlar bilgisayarlar çok pahalı, herkesin ulaşamayacağı, işte fabrikatörlerin, sanayicilerin aslında kullanabildiği bilgisayarlar. Herkes sahip olamıyor, lüks. Hatta bu satış yaptığı kişilerden bir tanesi işte bir süre sonra bilgisayarı getiriyor. İşte diyor ki çarşaflara da sarmış böyle, gerçekten özenmiş çünkü bir sürü de para verilmiş. Hani diyor bu bütün işleri yapacaktı. Biz bunu koyduk kenara, hiçbir iş yapmıyor. Bütün fabrikanın işlerini yapmasını bekliyorduk diyor. Yani normalde aslında birçok teknoloji de bizim etrafımızda bu şekilde geçiyor. Birçok olaylar, teknoloji bizimle birlikte. Fakat biz onu ne kadar kullanırsak aslında bize o kadar yardımcı. Bu şu anda günümüzde de böyle. Biz ne kadar çok bilirsek aslında, programlara ne kadar hakim olabilirsek aslında o kadar çok faydasını görebiliyoruz. İnsanlar da o kadar çok faydalanabiliyor. Yani orada şuna giriyoruz aslında, biz yarım yamalak bir kulaktan duymayla o konuyu bildiğimizi zannediyoruz. Bu sefer birçok yapabileceğimiz şeyi yapmıyoruz. Yani yarım yapıyoruz, yanlış yapıyoruz. Evet. Bu Excel konusu da öyle. Şimdi kime sorarsanız ben Excel'le tablo yaparım. Evet. Excel hakimim veya Excel bilir diye yazıyorlar ama evet. Ne kadar hakimler o şüpheli değil mi orada? Evet, mesela çok az birkaç tane formül bilen bir kişi bile aslında hani çok iyi kullandığını söyleyebiliyor. Bu programı hani gerçekten iyi kullandığını söyleyebiliyor. Veya diyor ki işte ben bir şekilde sonuca ulaşabiliyorum. Hani başına oturduğum Excel'de bir şekilde sonuçlandırdım. Ama sen onu yaparken ne kadarlık bir süre harcadın? Veya bilseydin bir 5 dakika içerisinde çözebileceğin şeyi belki üzerinde 2 gün boyunca düşündün, vakit harcadın. Oysa ne kadar çok bilgi bilsek, ne kadar çok kullansak işlerimiz düzene girecek, zamandan kazanacağız, daha iyi olacak. Günümüzde aslında her şey dijitalleşiyor. Normalde eskiden birçok kağıtların kullanıldığı ortamda artık ofisler dijitalleşme yollarına gitti. Yani kağıtlar artık günümüzde kullanılmıyor. Peki bu kadar çok veri, hani bir araya gelmiş veriler her yerden geliyor. Eskisi gibi bir kağıt ortamı da yok. Bu verileri nasıl işleyeceğiz? Nasıl kendimize ait hale getirebileceğiz? Nasıl temizleyeceğiz? Düzene koyacağız, bir şekilde halledeceğiz? Tabii ki bilgiyle. Yani ne kadar çok biliyorsak o kadar güzel.
Eskiden küçük disketlerle ya da böyle çok büyük disketlerle çok az kapasiteli işlemler yapılabilirken, şimdi günümüzde birçok veriye birden fazla alandan veriler geliyor. Eskisi gibi disketler değil, çok büyük depolama alanları olmasına rağmen hala bir depolamada ihtiyacımız var. Dolayısıyla Excel bizim hayatımızda aslında verilerimizi düzene koymakta, bu ham verileri işlemede gayet başarılı yani bir çok program. Çok sıkıntı oluyordu mesela, ben biliyorum o üst telli sayılar, altlı sayılar yazmak, harflerini çizmek falan hakikaten çok problemli oluyordu. Veyahut da bir tablo yapıyorsunuz, tabloya sığmıyor. Geçen de gönderdiğimizde de mesela 98 yazısı olmamış yani. Biz de geleceğiz inşallah. Ne kadar biliyorum desem de tam bilme yok. Mesela artık böyle şirketler çıktı, çözüm merkezleri. İşte çalışanlar yeteri kadar Excel bilmedikleri için insanlar artık sistem bir çözüm merkezleri kurmuşlar. Böyle firmalar oluşmuş. Bu firmalar işte Excel konusunda yardımcı olabileceği bir basit düğmeyle artık çözmeye çalışıyor. Çünkü çalışanlar gerçekten bu konuda kendilerini geliştirmedikleri için dışarıdan hizmet alıyorlar ve bir sürü kurum sadece bu amaçla çalışabilen firmalar oluşmuş durumda şu anda gerçekten. Herkes bir şekilde hayatında başarı istiyor, kariyer istiyor gerçekten. Herkesin amacı bir yerlere gitmek. Ama şu bir gerçek ki normalde başarı tamamen kaliteli işle doğru orantılı. Siz ne kadar işinizi kaliteli yaparsanız, ne kadar doğru orantılı yaparsanız başarı da sizi zaten bulacaktır. Yani başarı kaliteli işle gerçekten doğru orantılı. Depolama da aynı şeydi. Yani yaptığın işi depolayamıyorsun, yanlış yere depoluyorsun. Evet. Kayboluyor, bir daha yapmak zorunda kalıyorsun. İkinci yaptığında bu sefer bir değeri yanlış girdiğin zaman birinciyle farklı oluyor falan, böyle durumlar da var. Değil mi? Oradaki sıkıntılardan birisi de o. Evet, kesinlikle. Yani veri depolama konusunda eskidenki sistemler zaten artık kalmadı. Her şey dünyamız gerçekten dijitalleşti. Bulut çıkardı, bulutun üstünde gidiyoruz. O bulut da bizim için önemli bir konu aslında hocam. Onu da değinmek istiyorum aslında. Sizin de haberiniz var anladığım kadarıyla. Bulut sistemleri, şimdi ben Microsoft'un bir gelecek sunusunu izlemiştim. Bu sunuyu 6-7 sene önce aslında yapmışlar. Hani gerçekten geleceği şu anda tahmin etmişler diye düşünüyorum. Orada bir kafede bir kadın oturuyor. Bu oturum esnasında işte kendisi gayet doğal bir ortamda bilgisayarını tabletine çıkarıyor, daha doğrusu artık bilgisayar da yok videoda. Tabletinden başka bir memleketteki ya da başka bir ülkedeki kişiyle bilgi alışverişinde bulunuyor. Aynı dosyaları paylaşıyor. Üzerinde işlemler yapıyor, fikir alışverişi yapıyor. İşte gerçekten bulut dediğimiz sistemmiş demek ki. Hani 6-7 sene önce tasarladıkları şey, 2020'de olur diye düşündükleri şey aslında gerçekleştirmişler. Biz artık normal Excel programına direkt bilgisayarımıza yüklememize de gerek kalmadı. Yani bir satın alma işlemimize de gerek yok. Normalde Google Drive, Office 365 diye çıkardılar şimdi sanal ortamda. Bu sanal ortam içerisinde siz hiç direkt internet üzerinden programa giriyorsunuz, dosyalarınızı istediğiniz şekilde yönetiyorsunuz, kaydediyorsunuz. Daha sonra istediğiniz her ortamdan, tabletinizden, cep telefonunuzdan bu bulut dediğimiz veri depolama alanına bağlanıyorsunuz. İstediğiniz şekilde dosyalarınızı tekrar kullanabiliyorsunuz, düzeltebiliyorsunuz. Yani birçok paylaşımı açmış oldular aslında bulut sistemiyle. Peki Excel bizim hangi ihtiyaçlarımızı gideriyor? Biz genelde formüllerden falan bahsediyoruz ama genel neler yapabiliriz Excel üzerinde hocam? Aslında Excel böyle her sektörde kullanılan bir program. Yani bir tek sektör değil, bütün sektörler için, bütün çalışanlar için, bütün meslek grupları için geçerli bir şey. Yani Excel sadece şu meslek, bu meslek ya da işte sadece finansçı değil yani. Aslında bütün sektörlerde bütün mesleklerin bilmesi gereken bir şey ve gerçekten başarılı olmak istiyorsak, etkin şekilde kullanırsak da buna bir yol açan bir kısım. Çok esnek. Mesela verilerinizi karşılaştırabiliyorsunuz. Onlar arasında ayrımlar yapabiliyorsunuz. Analizler yapabiliyorsunuz. Hani raporlamalarda kullanabiliyorsunuz. Hesaplamalarda kullanabiliyorsunuz. Görsel grafiklerde birini ikna etmek için kullanabiliyorsunuz. Birçok şeyi bu şekilde ulaşabiliyoruz. Mesela
Normalde iş sağlığı güvenliği bölümü üzerine konuşsak hocamla. Yani normalde Excel programı oradaki insanlar için ne faydası olabilir diye düşünsek, sorgulasak. Meslek hastalıklarını mesela oradaki insanlara bu kullanması gerekli ekipmanla kullanmadığı zaman ortaya çıkabilecek kayıpları ya da bir işverenin ne kadar malzeme alırsa ya da ne kadar engelleyebilirse ne kadar kârda olabileceğini. Bazen böyle yöneticilere bazı şeyleri de görsel olarak sunmak gerekiyor ve görsellikte de mükemmel bir program. Gerçekten grafikler, raporlar çok etkileyici bir şekilde de biz sunabiliyoruz aslında bunları insanlara. Bunu da tabii ki hangi programla yapacağız? Excel'le yapacağız. En basiti, en kolayı bu, en ucuz olanı. Şimdi biz tabii çarşı yerleşkesinde eğitimleri veriyoruz. Şimdi çarşı yerleşkesinde bu eğitimi bilgisayar laboratuvarımızda yapıyoruz. Şimdi biz bilgisayar laboratuvarımızda %100 doluluğa bu dönem eriştik. İnşallah ikinci bir laboratuvarda olacak çünkü hocamın ders saatini ayarlamakta bile hiç yani çok şey olmadı hocam, kolay olmadı bizim için. Orada da yani güzel bir olay. Tabii bilgisayar haklı olarak öğrenciler de istiyor. Ayrıca bu tür eğitimler de olmaya başladı. Orada bir şey var. Burada biz hep şunu yapıyoruz. Diyoruz ki öğrenci birinci olarak üniversitemizin amacı verdiğimiz eğitimin sağlıklı olması. Evet. Marka değerimizi yükseltmesi. Ve doğru ve sağlıklı kişilere ulaşması. Burada minimum ve maksimum sayıyı belirliyoruz. Yani biz bu eğitime 100 kişi gelse bir 100 kişi almıyoruz. Biz eğitime 20 kişi mi düşünüyorsunuz? Siz evet. Ne kadar? 20 kişi hocam, doğru tahmin. Yani. Evet. Çünkü onu sağlıyoruz. 20 kişiden fazla 21. gelirse ikinci bir eğitimi atıyoruz. Çünkü bu kıstasları evet. Birincil amacımız çok para kazanmak değil. Mutlaka gelen kişinin o eğitimden katkı alarak çıkması. Evet, bilgisayarlarımız da çok yeni. Gerçekten çok üstün performanslı, çok güzel bilgisayarlar. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir sınıf, aydınlık, ferah. Yani aslında kapasitesi 30-35 kişi olmasına rağmen biz daha az kişi tercih ettik. Eğitimin verimli olabilmesi için gerçekten. Elimizden geleni de yapacağımız ortada. Gerçekten her çalışan herkes özveriyle çalışıyor üniversitede zaten. Sınıfımız gerçekten teknolojik olarak her yönden ışık, aydınlık, öğrenme açısından akıllı tahtası, projeksiyona kadar gerçekten mükemmel bir sınıfta eğitimimiz var. Yaş grubumuz neler olacak hocam? Bir sınırımız var mı? Yaş grubu olarak sınırlandırma yapmıyoruz ama Excel genellikle yetişkinlere yönelik bir eğitim olduğu için katılanlar daha çok genellikle öğrencilerimiz veya çalışan akademisyenler, personeller olabiliyor veya dışarıdan katılanlar da olabiliyor. Aslında öğrenmenin de yaşı yok gerçekten. Her yaşta insana da hitap edebilen böyle pratik, zevkli, eğlenceli bir program. Bilgisayar üzerinde uygulama yapıldığı için insanlara böyle zevkli, güzel de geliyor. Birçok öğrencim bulmaca gibi demişti. Herkes koşarak gelir derse. Yani burada bir yaş sınırı aslında düşünmüyoruz ama çocukları almıyoruz aslında diyebiliriz. Aslında bir sınırımız var. 20 kişiyle sınırlandırdığımıza evet. göre ilk gelen 20 kişi girecek gibi diyebiliriz. Evet. Biz şurada, şanslı 2-20 diyelim o zaman. Biz burada iki tane kıstasımız, indirim bölümümüz var. Birinci olarak kendi üniversitemizin çalışanları, bir de NP bizim bir hastanemizin çalışanları ve onların birinci derece akrabalarına %50 indirim yapıyoruz. İkinci olarak evet. kendi öğrencilerimize %25 indirim yapıyoruz. Üçüncü olarak da Üsküdar'da oturan, Üsküdar'da yaşayanlara onları da %10 indirim. Çok geri yani kalan arkadaşların evet, evet şansı yani biraz öyle bir daha. Şey yaptık çünkü Üsküdar'lı evet. kartı diye bir kartı oluşturduk. Evet. O kartta da böyle indirim yapıyoruz. Çünkü Üsküdar'ın ekmeğini yiyoruz, sağolsunuz, beraber komşumuz. Onlara evet. da öyle bir şey yaptık. Hak ediyorlar. Bayağı evet. bir Üsküdar'da bir alan teşkil evet. etmiş durumda üniversitemiz. Gerçekten çok komşumuz, bayağı geniş alanda. Evet. Herkesi bekliyoruz biz eğitimimize. Çok faydalı, çok güzel, çok eğlenceli bir kere eğitim. Bir de eğitimlerimizde uygulama ön planda. Hocamın dediği gibi uygulama da mükemmeli oluşturur. Ben bunu çok söylerim. Ne kadar çok uygulama yapabilirsek o kadar çok mükemmelleşiyoruz aslında. Eğitimlerde de biz
uygulamalı eğitim yapıyoruz. Hatta çok güzel bir müfredat hazırladık. Gerçekten çok heyecanlı. Hani gelenlerin bir kere daha geleyim diyebileceği şekilde bir müfredatımız var gerçekten. Zaten onu şöyle yapıyoruz. Bunu hemen bir yazıyoruz. Birinci grup, ikinci grup evet. diye ona yakın gruplar oluyor. Mesela şimdi yeri gelmişken mesela 26 Şubat'ta MMP uygulama ve yorumlama eğitimi 3. defası açıyor mesela. Diksiyon 24 Şubat'ta diksiyon ve etkili konuşma eğitimi olacak. 8.sini açacak. İnşallah sizinki de olabilir. İleri Excel eğitimi 1'e yazmıyoruz 1 diye. Evet. 1. oluyor. Siz açıyorsunuz. Evet, 25 Şubat. Ama bizim şöyle bir sıkıntımız var hocam, laboratuvar. Hani gerçekten daha çok laboratuvarımız inşallah sizin de emeklerinizle oluştuğu zaman daha çok kişiye tabii ulaşabileceğimize inanıyorum. Şu anda çok yoksa... sıkıştık, çok zorlandık. Evet, çünkü çalışan arkadaşlarımız bu eğitime çok katılmak istiyorlar. Mesai saatleri ancak 5.30-6 gibi bittiği için evet. Ondan sonra çok tercih eden oluyor arkadaşlarımız. Hani daha çok o saatten sonra. Laboratuvarımız maalesef yüksek lisans için uygun olduğunda o saatlerde evet. Arkadaşlarımız bunlardan yararlanamıyor. Evet. İlk grup bayağı bir şanslı bir grup. Evet. Sınıfları evet. hazır, tarih evet. belli. 25 Şubat'ta sonra bekliyoruz. 23 Şubat'ta yine eğiticinin eğitim sertifika programımız olacak. Bu Şubat ayındaki eğitimlerimiz Mart ayında yine 4 Mart'ta 1. seviye yangın eğitici eğitimi 4. grup. Yine 2 Mart'ta sanat terapisi sertifikalı eğitim programı. Yine 4 Mart'ta yüksekte çalışma eğitici eğitimi 9. defa açılıyor. Yine 9 Mart'ta hipnotik yeniden işleme terapisi. 24 Mart'ta konkordato davaları eğitimi gibi eğitimler. Yani bizim buradaki amacımız da bu Üsküdar bölgesinde sürekli eğitimde çok değişik konularla devamlı yenilenerek insanların ihtiyacı olduğu her konuyu sağlıklı eğitici, sağlıklı eğitim ortamıyla şey yapmak. Öğle yemeklerinde de mesela veya akşam yemeklerinde de okulumuzda çok uygun fiyatla yemek çıkıyor, çay falan rahatlıkla bulabiliyorlar. Evet. Evet yani. Hocam şimdi öğrencilerimiz gelecekler. Birincisi hangi gün olacak, hangi saatlerde olacak eğitim ve evet. toplamda kaç saatlik program vereceğiz? Eğitim sonunda bir belge verecek miyiz? 25 Şubat'ta başlıyoruz. Pazartesi gününe denk geliyor. Günleri biz laboratuvarımızın boş zamanlarına göre ayarladık. İleride inşallah zamanımız olursa evet. Daha sonra inşallah katılımcıların isteklerine göre de belirleyebiliriz. Pazartesi ve cuma günleri akşamları 5.30'da başlıyor eğitimimiz. Pazartesi günü 3 saat şeklinde 5.30'dan 8.30'a kadar. Cuma günleri de yine 5.30'dan 7.30'a kadar. 4 hafta süreli çok güzel bir eğitimimiz var. Uygulamalı, pratikler içeren bir eğitim. 4 hafta sonunda katılımcılarımız belge alacaklar tabii ki. Üniversitemizin verdiği katılım belgesini alacaklar ve bu katılım belgesi yine her yerde geçerlidir. Çünkü üniversiteye ait hani resmi bir evraktır. İstediğiniz her yerde iş başvurularında kullanabilirsiniz veyahut da çalışanlar yine aynı şekilde kendilerini belgelendirmek istedikleri mekanlarda gösterebilirler. O yüzden belgelendirmesi de gayet güzel. Yani kimsenin aklına bir şey kalmasın. Gerçekten geçerli bir belgedir. Arkasına eğitim şeyini yazıyoruz. Yani hangi dersler, arkası, hangi ders aldığı ve üniversiteniz şeyinde de çıkıyor değil mi? Evet. Resminle beraber üniversitenin katılım belgesi olarak da evet. çıkıyor. İsterse yani öğrenciler soruyor, hani bu sertifika her yerde geçerli mi? Bu sonuçta sınavla yapılmış bir belge değil tabii ki. Yani bir kadrolaşma da olmayabilir ama diğer geride kalan bütün her yerde geçerlidir. Yani gerçekten zaten ileri egzerin öyle bir sınavı yok. Böyle bir belgesi de yok zaten. Bu en üst belgesidir diyebiliriz. Yani. Hocam tabii ki öğrenciler daha henüz mezun olmadıkları için iş hayatında atılmadıklarından dolayı neyle karşılaşacaklarını bilmiyorlar. Evet. Bilmedikleri için de bu sorularla biz de çok sık karşılaşıyoruz. Evet, bana da çok sordular. Burada şimdi şey de var. Hani az önce konuştuğumuz gibi Excel kurumlar işte iş ilanlarında Excel bilen, işte Microsoft Office programlarını kullanabilen eleman arayışı içerisinde oluyorlar. Fakat ben mesela yabancı dile de ilanlarında yer verdiklerinde onun hangi alanda kullanacak konusunda bilgi sahibi olamıyoruz.
iş evet. başvurularında. Yani aslında mali işlerde mi kullanılacak, bir stok işte depolamada çalışacak bir alanda mı kullanılacak? Bunu da işe başvuran kişi bilirse o en azından oradaki Excel bilgi seviyesinde ona göre başvuruda bulunurken de belirtebilir. Burada evet hocam öğrenciler dediğiniz gibi çünkü çok Excel çok evet. çok derin. Sertifika Excel, olayını çok soruyorlar. Excel'in sonsuz bir derinliği var. Kesinlikle. Ve tabii ki ileri Excel programında öğreteceksiniz ama bunların hepsini akılda tutmak, kullanmadıkça uygulama yapmak hepsinde kolay değil. Ben şu an sizin öğrettiklerinizi çok fazla aklımda mesela tutamadım. Kullandığım alanlar var. Ama o bir kere içeriye girdi ya çabuk çıkar. Evet, evet. Onunla ilgili öğrenciler nasıl bir yol izlemeli, neler yapmalı, nelere daha çok dikkat etmeleri, oradan sonra eğitimden sonra kendilerini nasıl geliştirebilirler? Öncelikle sertifika konusunu tekrar izah etmek istiyorum. Gerçekten bana çok fazla sorulmuş bir soru. Hani gerçekten bu sertifika geçerli midir? Evet, geçerlidir arkadaşlar. Bütün iş başvurularında kullanabilirsiniz. İstediğiniz yerlere verebilirsiniz. Bir kere üniversite amblemi altında verilmiş bir sertifika. İstediğiniz şey, katılım belgesi diyoruz. 40 evet, saatin altında belgesi. Ama yani doğru, katılım 40 belgesi. Saatin altında oldu mu katılım doğru. belgesi. Hukuki olarak ismi doğru öyle. Evet, ama sertifika özelliğine yani. sahip katılım evet. belgesi olmuş oldu. Siz daha güzel izah evet. ettiniz evet. hocam. Çünkü doğrusunu sertifika niteliğine sahip bir katılım belgesi. Evet, öyle söylemek daha doğru. Yani gerçekten istedikleri her yerde bilgilerini ispatlayabilecek. Çünkü zaten eğitimde öğrenecekler. Şimdi amacımız şu. Zaten orayı ben biliyorum da dese gittiği zaman evet, önüne bir şey verdiği zaman evet. doğru düzgün yaparsa evet, eğitimimizi iyi vermişsek başarılıysa o öğrenci başarılı oluyor. Biz staja gönderiyoruz öğrenci. Öğrenci başarılıysa onu işe alıyorlar. Evet. Çünkü öğrenci söylediği... Ön test bile yapanlar ya, var. Şunları bir yap bir görelim yani ne kadar biliyorsun. Bilgiyi kavramışsa zaten o işi rahat yapıyor. O işi rahat yapınca da o işi o almış oluyor. Yani olaydaki evet. En önemli nokta bence orada da doğru. Doğru. Doğru diyorsunuz hocam. Zaten bizim asıl en... Burada Bengüsü Hanım'ın söylediği çok doğru. Excel çok geniş. Yani gerçekten... Çok geniş düşünülmüş bir program. Yani dedik ya her mesleğe, her sektöre yönelik bir program. Dolayısıyla biz aslında şunu vermeye çalışıyoruz eğitimlerimizde. Gerçekten neler yapabilir? Hani bunun farkına varsın. O potansiyeli bir keşfetsin. Bu programla ilgili yapabileceklerinin seviyesini bir görsün. Tabii ki unutulabilir bilgi. Yani kullanılmayan her bilgi mutlaka bir şekilde gidiyor. Ne kadar çok ben hep şey diyorum öğrencilere. Ne kadar çok bilginizi işinize adapte edebilirseniz aklınızda o kadar kalabilecek aslında. Gerisi hani bir şekilde gidecek. Ama içinizde yine yaşayan bir şeyler olacak mutlaka. Bir örnek söyleyeyim. Ben de teknik resim hocasıyım aslında. Evet. Yıldız Makine'de ben 10 sene teknik resim makine elemanları dersleri verdim. Sonra 2012 yılında ben yeniden üniversiteye döndüğümde yine AutoCAD ve bilgisayar dersleri, Solid dersleri verdim. Harika hocam. Orada bana özellikle bu daire sabitleme falan problemli oldu. Anlatırken anlamıyorlardı. Onu ben bir örnekle anlattım. Şimdi daire uzayda bir daire. İstediğin yere çekebiliyorsun, istediğin yere gidebiliyor. Ben dedim bu şey serbest ne sözlü ne nişanlı ne evli. Bunu rahatlıkla nereye çekersen gidiyor. Eğer bunu nişanlarsan dairenin merkezini bir yere sabitliyorsun. Yine çektiğin zaman hareket ediyor ama merkezi bir yere gitmiyor. Bir yere sabitlenmiş. Ondan sonra evlenirse artık çap da atılıyor. Kaç evet. ne kadar büyüklüğü de atılıyor. Siyahlaşıyor. Artık ne bir yere gidiyor ne de hiçbir yere gidiyor. Mesela bunu ben böyle anlatmıştım. Yani evet, örneklerde ne kadar şeyle anlatılırsa o kadar iyi. Şimdi biz sizi yakalamışken bizim bir takım İSG'nin başka bölümlerin teknik resim derslerine de giriyorsunuz. İşte AutoCAD dersine giriyorsunuz. Solid dersine giriyorsunuz. İnşallah 3D printerle alıp evet. otur dersleri de şey yapacağız. Yani otur oralarda nasıl bir durumlarla evet. karşılaşıyorsun falan yani evet. onu da bari konuşmuş olalım yani. ben... Yakalamışken bölüm başkanı olarak. ben hocam hani sizi daha ayrıntılı da yine bilgilendiririm. normalde
İş sağlığı güvenliği bölümünde bilgisayar tabanlı teknik resim olarak bir AutoCAD eğitimi veriyoruz. Fakat bu sene hocamızın isteğiyle geçen seneki eğitimimizde AutoCAD'in 2 boyutlusunu ve 3 boyutlusunu bir dönem içerisinde yine öğrencilerimize sunmuştuk. Peki burada ne yapıyorlar derseniz, hani iş sağlığı güvenliğinde AutoCAD neden bu kadar önemli? Normalde bir çıkış yollarına nasıl, hani resme baktığı zaman algılayabilmesi önemli zaten öğrencinin. Bizim öğrencilerimiz ekstra çizebiliyorlar. Çıkış yollarını, simgelerini yerleştirebiliyorlar veya biz bunun ilerisine de geçtik. Geçen dönemde yine 3 boyutlu olarak üniversitemizin çarkışı yerleşkesini 3 boyutlu olarak öğrencilerimiz çizdiler hocam, proje ödevi olarak. Üzerlerine sinyalizasyon, yani çıkış levhalarını, uyarı ve işaretlerini yerleştirdiler. Yangın dolaplarını, yangına yönelik bütün ekipmanlarını çizdiler. Gerçekten doğru yapılmış mı kontrol ettiler. Kapılar doğru açılıyor mu? Hani hem çizdiler hem de uygulamalı olarak. O zaman akıllarına tam kalıyor değil mi? Okulu gezdiler. Bütün kat tahliye planlarını, resimlerini çektiler. Nerede olduklarını artık çok iyi biliyorlar. Bütün katları çok iyi analiz ettiler. Herkes grup oldu. Böylece bir grupsal olarak da bir aktivite oldu. Birlikte bilgi paylaşımları oldu, iyi oldu. Güzel bir proje ödevi hazırladılar. Bu sene endüstri mühendislerinde de veriyorsunuz galiba değil mi? Ders verdiniz. Evet. Bu seneyle ilgili hocam, iş sağlığı güvenliği bölümü öğrencileriyle derslerimize biz başladık geçen hafta. Gelen öğrencilerimize dedik ki hocamız, bölüm başkanımız hani çok ileri görüşlü. Sizden daha da çok şey istiyor. Biz hani üniversitemizi çizdik, levhalarını koyduk ama bunları 3 boyutlu olarak görselliğini daha da artırmak istiyor. 3D Max programı da göreceklerini söyledik. Normalde herkes çok heyecanlı ve gerçekten birçok bölümden daha uzun bir süre ayrılmış. Bu da gerçekten sizin sayenizde. Dolayısıyla hem 2 boyutlu çizimlerini yapıp planlarını, tahliyelerini çizebilecekler hem de 3 boyutlu olarak 3D Max denilen, yine üniversitemizin sunduğu hani lisanslı birçok program var zaten. O program içerisinde gerçek kalitede, gerçek görsellikte bir animasyon da oluşturabilecekler. Bir ekipman bile tasarlayabilecek duruma geliyorlar gerçekten. Endüstri mühendisleri derseniz hocam, yine aynı şekilde endüstri mühendisliği bölümünde de AutoCAD dersleri gösteriyoruz. Bilgisayar tabanlı mühendislik çizimleri olarak. Endüstri mühendislerinde de endüstri mühendisi ne iş yapar diye sorduğumuz zaman bir fabrikanın ya da işte çalıştığı iş yerini en iyi hale getirmeye çalışması gerekiyor. Dolayısıyla parçaların işleyişi, makinelerin konumları, pozisyonları, nerede nasıl durması gerektiğine dair her bir şekilde ayarlaması gerekiyor. Onlar da yine aynı şekilde proje ödevlerinde daha önce hiç yapılmamış, yani yapılmış bir projeyi genişletmek veya hiç olmayan bir fikri oluşturabilecekleri bir şeyler çizmeye çalıştılar. Gerçekten hayal güçleri gelişti. Çok çok güzel şeyler çıktı. Kendileri tasarlayıp ürettikleri modeller oldu. Gerçekten bilgisayar aslında bize çok şeyler katıyor. Tabii. Yani bizim hedefimiz için 3D printer'da oluşturup evet. Orada artık elle tutulabilecek şeyler hemen yapmak. Hemen onu da anlatayım hocam. O da çok güzel bir proje çünkü. Ortez protez bölümünde de bilgisayar tabanlı 3 boyutlu tasarım çizimleri veriyoruz. Burada da yine aynı şekilde bu uzuv kayıpları yaşayan insanlara protezler takılıyor biliyorsunuz. Veya ortez dediğimiz şey de sağlam vücutlu insanların destek, hani belirli uzuvlarında sıkıntılar yaşayabilir. Onu geçici süre düzeltmek veya sürekli sıkıntı yaşayanlar için yine sürekli bir destek anlamında çizdikleri çizimler, ortezler. Ortez ve protez bölümünde de tamamen tasarlayarak kişiye özel modeller yapılıyor. Yani bölümün amacı aslında tamamen kişiye özel şeyler yapabilmek. Dolayısıyla seri bir üretim yok. Biz de normal tasarlayabildiklerimizi monte edeceğiz, çalıştıracağız, bakacağız ve elimize bir şeyler gelebilmesi için sizin dediğiniz gibi şimdi üniversitemiz 3 boyutlu yazıcı alacak. 3 boyutlu yazıcılar da bunları kendileri, diyelim ki bir kol ürettiler, parçalarını 3 boyutlu yazıcıda çıkartıp bunları monte edebilecekler. Yine başka gördükleri derslerle birleştirerek
çalışabilir hale getirecekler. Yine bu bir öğrenciler prototip bile çok güzel. Excel evet, programı bilmelerinde çok yarar var. Diyelim ki parçaların 1, 2, 3, 4 belki 100 tane parça var. Maliyetleri bilmem ne yine Excel'de gelecekler. Şöyle bir olay var Excel'e gerçekten. Şeyini hocam geçen gün konuştuğumuz bir şey vardı. Şimdi hocamla konuşurken program sonunda onu nasıl yapabilir mi ben şu an konuşurken o aklımdan geçiyor. Oradaki iş akış şemasını da tabii. Excel üzerinde en önemli tabii. olan tabii. onu yapmak işte dediğiniz yani gibi numaralandırıp çeşitli programlarını bir birlikte kullanmak yani bir tanesi değil 2-3 programı kullanırsak bu da ancak her birinden bu çok 24 saat çok ömrümüzde düşünürseniz çok uzun bir zaman değil bu eğitimi almak bize değer katacak. Bir iş yerine gittiğimiz bir şeyde bu bize avantaj yapacak. Ben kalite çok yönetim avantajı. Sistemlerinde yine hocam. Çok fark ediyor. Zaten iş yerlerinde yani eğer biz patron değilsek sunacağımız insan bizden görsel bir şeyler bekliyor. Yani gerçekten onu bana izah et diyor. Patronsak da gerekli. Yani şimdi eğer bunu bilmezsem, hani bilmezsem ben isteyemem. Şirketin yolunu isteyemem. Bildiğim vakit isteyeceğim. Onun için patron bilecek yani. Patron daha zor, daha çok çalışacak. Patronların çalışma değeri yok. Daha çok çalışacak. Çünkü bilecek ne lazım bilmedikten sonra istemez ki. Bu Excel'le hocam aslında insanlar şirketlerinde ya da diyelim ki çalışma hayatlarında kullandıklarında yeteneklerini, işte potansiyellerini de keşfediyorlar. Ya da şirkette şöyle olabilir diye fikirler kurup hayaller bile üretebilirler. Çünkü siz asıl böyle ham veriyi alıyorsunuz, işliyorsunuz. Onu kendinize uygun bir şekilde raporluyorsunuz, analiz ediyorsunuz, karşılaştırıyorsunuz ve ona göre bir yön çiziyorsunuz. Yani senaryolar üretebiliyor sizin için Excel. Hani siz üretmek istemiyorsanız o üretsin. Senaryolar üretebiliyorsunuz. Dolayısıyla gerçekten yükselmek, hani bir yerlere gelip bir şeyler yapmak istiyorsak da farklı olmamız gerekiyor. Ben hep şey diyorum hani gerçekten kariyer yapmak istiyorsanız biraz zaman harcayın, emek verin. Sizin programınızın ismi mesela benim çok hoşuma gitmişti. Hayat boyu öğrenmek. Hani gerçekten hayat boyu öğrenelim. Biz hep öğrenciyiz yani. Bizim öğrenciliğimiz aslında hiç yani bitmez, bitmiyor. Bitmez yani bir şey evet. Ve gerçekten kariyer yapmak istiyorsa öğrencilerim veya herkes, sadece kariyer bile değil hocam. İşte yine program başlamadan önce hocama da hafta sonu işte bilgi verdim. Bir misafirimiz vardı 72 yaşında. Ama okuma yazması çok az. Hani hiç okula gitmemiş. Dakikada 35 kelime biliyor mesela. Okuyabiliyor. Okuyabiliyor. Ondan sonra onu o eğitim sonunda 75'e... 8 saatlik bir eğitimle 75'e çıktı. Harika. Bakın ne kadar büyük avantaj. Yani eğitimin yaşı yok. Gerçekten bakın, hayat boyu öğrenme şöyle bu programda Excel'i çok şöyle de kullanabilirsiniz. Excel programında aylık gelirinizi gideriniz yazıp bütün her şeyleri koyup bütçenizi yaparsın. Şimdi o kadar büyük avantajı olur ki. Bütçe yapmadığım için insanlar bazen olmadığı kadar borçlanıyorlar. Niye çok bilmiyorlar çünkü programda bilmiyor. Benim diyor maaşım şu kadar. Ben şu kadar borca girerim ama bir giderleri tek tek yazıp da her ay bütçe yapsa ki ben herkese tavsiye ederim. Atilla Hoca'nın da konusu ama biz de çünkü birbirlerine konularına girmek biz insanların hep öyle. O da çok büyük anı. Yani Excel'i sadece kendi bütçenizi yapmak için bile kullansanız bu çok az bir para zaten değil mi? Bizim ücret hele bizim burası için %50 falan gelsinler ve aile bütçelerini yapsalar bile avantajlı değil mi? Ben şöyle söylüyorum. Hani Excel programında biz neler öğreneceğiz derseniz, hani bunun bize faydaları neler olacak derseniz. Video koysunlar mı ya? Video süresi hemen geldi galiba. Videoya gerek kalmadı. Kalmadı mı? Profesyonel Excel becerileri kazanacaklarını söylüyorum. Ben gerçekten Excel dosyalarını profesyonel bir şekilde yönetebilecekler, sağlam modeller oluşturabilecekler. Bazen böyle dosyalarımızı yaparız ama geriye döndüğümüz zaman o dosyaları algılayamayabiliyoruz. Neden? Doğru model oluşturmadığımız için. Ama siz bunları hani isimlendirerek farklı şekilde dizayn edebilirseniz, doğru şekilde yapabilirseniz o zaman Excel'i de profesyonel şekilde kullanacaksınız demektir.
ne kadar doğru, sağlam, gelişmiş teknikleri ne kadar kullanabiliyorsunuz, ne kadar ipuçlarıyla çalışabiliyorsunuz ki bizim eğitimimizde püf noktalar ve ipuçları var gerçekten. Hani kısa yoldan sonuca ulaşmak. İşte o zaman zamanınızdan da kazanırsınız. Daha çok fırsat yakalayabilirsiniz. Zaman çok büyük problem. Hakikaten birçok şeyde zamana yetişemiyoruz. Yani o kadar bir koşturmaca ki işte şunu yapacağım, bunu yapacağım. Evet. Orada etkin kullanma çok önemli. Yani hocamız da sağ olsun. Sağlayacak. Az önce siz ders anlatırken kullandığınız ifadeler nasılsa Ahu hocam da öyle kullanıyor. Ben böyle derse girdiğimde şaşırmıştım açıkçası. Çok eğlenceli bir eğitim. Eğlenceli, evet. Eğlenceli, sıkılmadan. Çünkü bilgisayar program eğitimleri genelde biraz sıkıcı olur ama teknik olur. Sizin dersiniz hiç öyle değil. O yüzden çocuklar zaten her derste sizi... sınıfımızdalar. Evet, çok teşekkür ederim. Ben bir şey daha söylüyor öğrencilerim, onu da paylaşmak istiyorum. Evet. İşte hep diyorlar ki hani ben gerçekten bilgisini hızlı iletebilen birisiyim. Yani bildiklerimi gerçekten hızlı bir şekilde karşıya öğretebiliyorum. İşte daha hızlı, daha çabuk, daha çok alalım. Hani öğrenmek çünkü herkes için çok mutluluk verici bir şey ve daha çok alalım. Ben önceden derdim ki ya işte bu şu an eski bir film, yani 18 sene önce falan çekilmiş Matrix diye bir film vardı. Filmde işte iğneyle karate dünyayı kurtaracak adamı karate iğnesi yapıyorlar, judo iğnesi yapıyorlar falan, bir iğneyle her şeyi öğreniyor. Benim iğnem yok ki diyordum, hani size bir iğne yapayım, Excel bilin. İğne yapayım, AutoCAD bilin, hani öyle bir şey yok. Çok ilginç bir videoda gördüm. Google'ın gelecek bilimcisi, artık gelecek bilimcisi diye bir meslek grubu var. Söyledikleri %86 çıkıyormuş. O yüzden bunlara gelecek bilimcisi deniliyor. Futurist diyorlar artık. Yani geleceği bilen insanlar. Bu Google'da çalışan bir insan, Ray Kurzweil isminde söyleyeyim. Onun söylediğine göre 2045 yılında beyinlerimize bir çip takacaklar. Bu çiple istediğiniz bilgiyi anında hani size şırınga ederek işte ne öğrenmek istiyorsanız anında şırıngayla oluyor. Ama ne zaman? 2045 yılında. O zaman daha erken olabilir. Öğrencinin niyeti gerçeğe dönüşmüş o zaman. Ben şunu diyorum, yani orada hakikaten önemli. Yemeği çok hızlı pişirirseniz üstü pişiyor, içi pişmiyor. Evet. Aynı şekilde ekmek içinde falan belli bir süre var. Bu da tatbikatlarla sağlayacağız galiba, değil mi? Tatbikat yaparak bunu evet. anlayacağız. Belki de şöyle bir şeyler de yapılabilir. Öğrencilerimize bir mail grubu veya WhatsApp grubu olursa ayda bir falan da bir problem atarsınız. Problemi çözerek onları da bu yeteneklerini kaybetmemesini sağlanabilir belki. Böyle bir istekleri olursa tabii. Evet. Dersler zaten örnekli hocam, gerçek örneklerle. Bir de az önce Bengüs Hanım sormuştu, ben onun cevabını vermedim. Nasıl tekrar hatırlayabilecekler diye. Çok güzel dijital notlar hazırladık, videolu, görselli. Harika. Artık teknoloji imkanları daha yüksek olduğu için görsel olarak dinleyebilecekleri video dokümanları hazırladım. Dijital notlara ulaşmaları çok kolay. Hem benim notlarıma hem aslında dünyanın notlarına. Her yerden bilgilerini böyle birleştirirlerse de zaten hani mükemmel olmamaları için bir sebep yok öğrenmek gerçekten. Öğrenmek isteyen öğrenir, öğrenmek istemeyene zaten yapacak bir şey yok. Öğrenmek istemiyor değil mi? Öyle bir durum var. Evet. Sınıflarda da. Hemen hemen süreyi doldurduk biraz daha. Çok teşekkür ederiz hocam. Evet. Söyleyeceğiz mi size onu? Sözleriz alalım. Varsa. Tamam, ben az önce söylediğim bir şeyi söylemek istiyorum. Kendinize zaman ayırın, emek harcayın, eğitimlerinize emek verin, zaman verin ve kariyer yapmak istiyorsanız farklı olun. Gerçekten kariyer yapmak isteyenler farklılıkla olabilirler. Ben buradan herkesi eğitimlerimize bekliyoruz diyorum. Evet. Herkes davetli diyorum. Herkes gelsin. Herkesin evet. ihtiyacı var. Biz bu kenara her şeyi yapacak diye bu teknolojiyi koyarsak, hani ilk başta başladığımız gibi, öyle bir şey yok yani. Biz ulaşacağız, biz faydalanmaya çalışacağız. Biz burada veriyoruz bu eğitimleri. Şey oluyor yani, siz kendiniz denemedikten sonra yapamıyorsunuz. Yani yapılan unutuyor ama siz denerseniz evet. o zaman aklınızda daha iyi kalıyor. Evet. Ara ara da tekrar ederseniz hakikaten çok önemli. Biz çok güzel bir eğitim olacak inşallah. Evet. Sadece 20 kişi olacak. Uygula. Yani o da bir kısıt, sınırlama yani. Onun için evet.
gelmenizi tavsiye ediyoruz yani herkese. Öyle de bir durum var. Evet. Evet, sizleri de bekliyorum hocam eğitimime. Geleceğiz inşallah. Bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederiz, konuşamadım. Pazartesi günü eğitimimiz inşallah başlayacak. Evet. Öğrencilerimizle birlikte olacağız. Hayat Boyu Öğrenme Programı'na bize misafir olduğunuz için çok teşekkür ederiz. 14. bölümü gerçekleştirdik. İleri Excel programıydı. 0216 422 22 diğer eğitimlerimizden bilgi almak isterseniz çağrı merkezinizden arkadaşlarımız bizlere iletecektir. Önümüzdeki hafta yeni bir eğitim programımızda buluşmak üzere. İyi günler.